Doğanın üstünde yükseldik. Gezegenimizin sınırlarını yola getirdik. Şimdi evrenin kuvvetini yönetiyoruz. Bizi yok edebilecek güçlerle oynuyoruz. Fakat hala özgürlük, gerçek ve yeni başlangıçlar için mücadele ediyoruz. Çünkü insanlık artık geleceğin sınırlarına dayandı. Affı olmayan bir gezegenin karmaşasında çoğu tür yok olurdu. Ama birinde bütün parçalar yerine oturdu. Birkaç anahtar kapıları açtı. İnsanlığın zaferi için. Bu bizim hikayemiz. Hepimizin hikayesi. Bugün dünya gezegeninde 7 milyardan fazla insan yaşıyor. 4 kuşak boyunca nüfusumuz 5 milyar arttı. Bir önceki yüzyılda 50 bin kişi artmışken, 20. yüzyılın ilk 50 yılında bu sayı hızlandı. İnsanlık çok daha kalabalık bir dünyaya yayılırken, en büyük zorluk karşımızda duruyor. Bizi geleceğe taşısın diye gezegenin gücünü kullanmak. Orta Batı, 1935. Dev toz fırtınaları Amerika'nın tarlalarını kasıp kavuruyor. Bu, Amerika tarihinin gördüğü en büyük kuraklık. 2,5 milyon kişi büyük ovaları terk ediyor. Aileler çiftliklerinden çıkıp umut peşinde Kaliforniya'ya gidiyor. Amerikan kırsalında hayat gerçekten korkunçtu. Meydana gelen toz fırtınaları her şeyi yerle bir etmişti. O topraklardan ürün almak neredeyse imkansızdı. İyi günler. Bugün hava güzel. Ancak bir adam çorak topraklara yeniden can vermeyi düşünüyor. Roswell Garst. Aileden çiftçi. Doğuştan girişimci. Hayvanlarını satıyor, çiftliğini ipotek ediyor. Her şeyini insanlığın geleceğinin anahtarı olacak bir mucize tohuma yatırıyor. Hibrit mısır. Kuraklığa ve hastalıklığa dayanıklı bir melez. Yani Orta Batı'nın kavrulmuş topraklarında bile yetişebilir. Garst, hibrit tohumunu tanıtmak için haftada 3200 kilometre yapıyor. Sloganı şöyle: mucize sonuçları veren mucize ürün. Ancak hibrit tohum, adi tohuma nazaran 50 kat pahalı. Yardım edebilir miyim? Size bir şey göstermek istiyorum. Böylesini hiç görmediniz. Bunun adı hibrit tohum. Toprağınıza bu kadar iyisini hiç ekmediniz. Çuvalı kaça bunun? Garst'ın arkadaşlarından biri şöyle yazıyor: bir çuvala 6 ya da 7 dolar dediği anda adamın elini arka cebindeki silaha atması bir oluyordu. Tekrar düşünün. Sana istemiyorum dedim. Yani, yürü, defol toprağımdan. Tamam. Ama sana hayatının fırsatını sunmuştum. Sana dedim ki defol toprağımdan. Amerika'da çiftçilerin üçte biri batmışken bu kolay bir satış değil. Mısır satmak zorundayız. Eğer mısırı paraya çeviremezsem ne yiyebilirim ne de uyuyabilirim. Garst her şeyi riske ediyor. Çiftçilere tohumu bedava veriyor. Karşılığında ise kardan hisse istiyor. Teşekkür ederim.
iki eyaletteki 50 ilçe merkezinde ülkenin gördüğü en büyük kuraklık sırasında mucize bir hasat alınıyor. Ama Garst'ın işi bitmedi. Yepyeni bir ürün daha satıyor. Bu ürün doğanın kimya çantasından çıktı. Nitrojen gübre. Gezegenimizin doğumu sırasında volkanlardan taşan nitrojen, dünya atmosferinin %78'ini oluşturmakta. Gözle görülmez, kokusuz, atıl. Ancak bilim insanları nitrojeni ayrıştırmayı öğrenip gazı nitrata dönüştürdüklerinde bitkilerin gelişmesi için gerekli temel besini, dünyanın artan nüfusunu beslemek için gerekli anahtarı da bulmuş oldular. Garst yeni ürünü bir satıcı maharetiyle pazarlıyor. Bir tarlayı çok özel bir motif oluşturarak biçiyor. Nitrojenin N'si. Orta Batı'nın otları arasına gizlenmiş, geleceğe verilen net bir mesaj. Bugün büyük çiftliklerin hemen hepsi gübre olarak nitrojen kullanıyor. Garst ise uluslararası bir zirai danışman ve dünyanın en büyük tohum satıcılarından biri oluyor. Gıda arzının sınırlı olmadığını gördük. Gıda arzını nüfus artışına denk düşecek şekilde sürekli artırabiliyorduk. 30 yıl içinde dünya nüfusu 2 milyardan 3 milyara çıktı. 15 yıl sonra ise 4 milyar oldu ve artmaya devam ediyor. Ancak yeni tohumlar ve gübreler sayesinde son 100 yıl içinde bir önceki 10 bin yıla göre çok daha fazla ürettik. Gübre bize daha fazla, daha hızlı ve daha verimli üretmeyi sağladı. Böylece gıda arzını arttırmış olduk. Sayımız patlarcasına artarken çatışmaların ölçeği ve erişimi de arttı. ...1942... İnsanlığın ilk gerçek küresel savaşı. Avrupa'da Nazi Almanyası egemen. Pasifik'te ise Japon İmparatorluğu. Amerika'nın en büyük eyaleti olan Alaska, tehlikeli bir şekilde Asya'ya yakın ve tek başına. Hazır. Ve yolla. 11 bin Amerikan askeri imkansız bir işle uğraşmakta. Alkan otoyolu Alaska ile Kanada'nın batı sahilini ve Amerika'yı birbirine bağlayacak. Kıtaları birleştirecek bir mühendislik harikası. Komuta General William Howe'da. Madalyalı savaş kahramanı, mühendislik dehası. Gezegenin en aman vermez arazilerinden birini adam ediyor. Bir inşaat patlaması başlatıyor. Alkan Otoyolu, modern toplumun insan eli değmemiş arazileri inanılmaz bir hızla kullanıma sokabileceğini göstermiştir. Görevleri 2400 kilometrelik orman ve tundrayı, 200 nehri ve Kuzey Amerika'nın en yüksek dağlarını aşmak. Onun karşısındaki en büyük engel zaman. Alaska kışı bastırmadan otoyolu bitirmek için sadece 8 ayı var.
Stone emrinde Philadelphia'lı onbaşı Refine Sims de var. Alaska'daki 4000 Afro-Amerikalı askerden biri. İş gücünün üçte biri. Issızlığın ortasındayız. Ağaçlardan başka hiçbir şey yok. Ne yana baksana ağaç görüyorsun. 7 ekip çalışıyor. Birbirlerinden yüzlerce kilometre uzaktalar. Ortada buluşmak için yarışıyorlar. Ancak yolun daha üçte biri tamamlanmamışken bir felaket yaşanıyor. Permafrost, 600 metre derinlikte bulunan donmuş toprak katmanı. Buldozerler yüzünden açığa çıktı. Batan çamurun içinde eriyor. Permafrost'un ne olduğunu anladığımızda artık çok geçti. Kamyonlar ve buldozerler çamura battı. Gözden kayboluverdiler. Ordu doğaya karşı verdiği savaşı kaybediyor. Tehlikede olansa Birleşik Devletler'in güvenliği. Zaman tükeniyor. Alaska. Ordunun istihkamcıları Alkan otoyolunu bitirmek için yarışta. Bu bir ikmal yolu. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük yol yapım patlamasına yol açacak. Ancak proje çamura battı. Olağanüstü bir çaba harcanıyordu. Alaska yolu çamur deryasına dönmüştü. Araçlar hareket edemiyordu. General Hogg ortaya radikal bir fikir atıyor. Buldozerleri kaydırmak. Mühendisler odunculuk yapıyor. Yapılacak tek şey odunlardan ve dallardan bir örtü oluşturmak. Onbaşı Refine Sims sağlam bir zemin hazırlayan ekibin başında. Kütüklerden yol yapmak eski bir Roma tekniği. Mühendislik binlerce yıldır insanlığın en büyük ihtiraslarından. Artık coğrafyanın esiri değiliz. Doğayı yeniden yazıyoruz. İrademizin gücüyle her yeni engeli aşıyoruz. Bu beceri bizim sadece varoluşumuzu biçimlendirmekle kalmadı. Bu gezegendeki üstün yaşam formu olmamızı da sağladı. Kış yaklaşıyor. İki ekip. Biri siyah, diğeri beyaz. Yolun son kısmını tamamlamak için hava koşullarıyla mücadele halindeler. Dondurucu soğuk. Permafrost, vahşi hayvanlar, hiçbir şekilde ehilleşmemiş bir doğa. Adamlar yolun kenarında oturup can acısından ağlıyor. 9 Ekim 1942. Hava -50 derece. Bitirdik mi? İşte evet. Bitti. Bitirdik. Evet, başardık. Bugün yolun iki ucu birleşiyor. Harikayız. Başardık. Onbaşı Refine Sims milli kahraman oluyor. Görev söz konusu olduğunda herkesin eşit olduğunu gösteren pırıl pırıl bir simgeydi bu. Onlar beyaz arkadaşlarının karşısında eşitti. 6 yıl içinde Amerika ordusundaki ırklar bütünleşti. Alkan otoyolu tamamlandı. Artık 25.600 kilometrelik bir yolun dünyanın en uzun motorlu araç rotasının parçası. Yol Amerika kıtaları boyunca uzanıyor.
ileri atılmış çok büyük bir adımdı. O kadar çok yol talebine yol açtı ki dünyanın yollarla çevrilebileceğini görüyoruz artık. Yarım asır içinde dünya yollardan oluşan bir ağla sarıldı. Bu aya 20 kez gidip gelecek kadar uzun bir ağ. Küresel ölçekteki savaş bizi dünyayı birbirine bağlamaya ve yeniden biçimlendirmeye iterken, bir yandan yeni ve korkunç bir güç kaynağını da harekete geçirdi. Bu öyle bir güç ki dünyada milyonlarca yıl boyunca insan hayatını destekleyebileceği gibi yok da edebilir. 6 Ağustos 1945. Pasifik Okyanusu'nun 3 kilometre üstü. Bombardıman pilotu Albay Paul Tibbets. 30 yaşında. Ordunun harika çocuğu. İkinci Dünya Savaşı'nı bitirecek bir gizli görevde. Tibbets'in cebinde 12 siyanür tableti var. Uçaktaki herkes için bir tane. Yakalanmak diye bir şey yok. Çok fazla şey biliyorlar. Beş bin yıl boyunca 14.500 savaşta 3,5 milyar insan öldü. Maksimum mesafelerde maksimum güçle savaştılar. Her yeni kuşakla yeni bir silah geldi. Silahlanma yarışından söz ediyoruz ya, bu olay zamanın başlangıcından beri yaşanır. Sen bana sopayla mı vurdun? Ben sana daha büyük sopayla vururum. Ama insanlık böylesi bir silah görmedi. Gücün alacağı nihai şekil. Atom bombası. Kod adı Küçük Oğlan. Hedefi Hiroşima, Japonya. Önce bombanın hazırlanması gerek. Yüzbaşı William Parsons. Silah yapanlardan biri, bomba komutanı. Uçuşun güvenli olması için kalkıştan önce fünyeyi çıkarmıştı. Şu somunu uzatır mısın? Şimdi yeniden takması gerekiyor. Bombanın çekirdeğinde uranyum var. 6 milyar yıl önce, daha dünya ortada yokken, kozmik bir patlamayla doğdu. Zararsızdı. Ta ki bilim insanları atomlarını parçalayana kadar. Feci büyüklükteki gücü ortaya çıktığında ya insan türünü yok edecek ya da geleceğimize yön verecek. Şafak vakti. Japonya'dan 1360 kilometre ötede Amerikalılara ait B-29 bombardıman uçağı Enola Gay, insanlık tarihinin gördüğü en yıkıcı silahı taşıyor. Bana bugüne dek yapılmış en korkunç silah emanet edilmişti. Evet diye düşündüm, çok fazla insan öldüreceğiz. Ama Tanrı'nın izniyle birçok hayatı da kurtaracağız. Tanrı'nın muktedir olduğu bir güç var artık elimizde. Her şeyin sonunu getirebilecek bir güç bu. İnsanların elinde bekliyor. Bugün hayatımızın her parçasının içine sızmış durumda.
Enola Gay'deki askerler yapmak zorunda oldukları şeyin ne olduğunu biliyorlardı. Kendilerine verilen görevi yerine getirebilmek için ayrıntılara yoğunlaştılar. Ancak bomba uçaktan ayrıldığı anda ne olacağını hiç kimse tam olarak bilmiyordu. Sabah 9:41. 60 saniyelik uyarı sireni. Altlarında 350 bin kişinin yaşadığı bir şehir uzanıyor. Geldik. Okay. Pekala. İndirelim. Hazır mı? Hazırız. İşaretimle. Şimdi. Tibbetts'ın patlama alanından uzaklaşmak için 43 saniyesi var. Yüzeyinden 10 bin kat daha sıcak bir patlama. Bomba 60 binden fazla insanı anında öldürüyor. Üç gün sonra ikinci bomba atılıyor. Japonya teslim oluyor. Bu dünyanın ortalığa salabileceği en korkunç şey. Zaten bu yüzden dünyamızın tarihinde iki kez gördük. İnsanlık 1945'ten beri atom çağında yaşıyor. Bugün 19 bin nükleer başlık mevcut. Türümüzü 20 kereden fazla yok etmeye muktedir. Atom silahları sayesinde sonunda manevi bir kriz noktasına geldik. Acaba çok mu ileri gittik? Muazzam bir yıkım gücüne sahip olan en temel kuvveti kontrol edebilme gücünün elimizde olmasının anlamı acaba nedir? Ancak bu feci silahla birlikte çığır açan bir enerji kaynağına sahip olduk. Nükleer enerji artık elektrik üretiminde en çok kullanılan üçüncü yöntem. Gezegenimize milyarlarca yıl boyunca enerji sağlama potansiyeline sahip. XX yüzyılda teknoloji ve bilim dünyamızı geliştirmenin anahtarı oldu. İnsan hayatı Güney Afrika'daki bir hastanede ileri doğru dev bir adım attı. ...1967... Cape Town. Christian Barnard. 20 yıllık tecrübeye sahip öncü bir tıp insanı. İnsan bedenini yeniden yaratmaya hazırlanıyor. Hasta Louis Wyszkanski. Eski boksör ve atlet. Barnard'ın çığır açan ameliyatı olmazsa ölecek. Dünyanın ilk kalp nakli.
Bu herkesi bilim ve teknolojinin bir araya gelmesi sayesinde insan hayatı bakımından en akla gelmeyecek şeyin başarılabileceğini gösteren çok önemli bir andı. Ameliyatın anahtarı yeni bir teknoloji. Yaşam destek ünitesi. İnsan dehasının şahikası. Teknoloji hayatımızı daima ileri taşıdı. Vücudumuzun sınırlarını aşmamızı sağladı. Diğer bütün türlerden çok daha hızlı, çok daha ileri bir noktaya vardık. Şimdi ise insanla makine hayatı yeniden yaratmak için birleşiyor. Barnard köpekler üzerinde 50 nakil denedi. Ama insana nakil hiç yapmadı. Kendimi hazır hissetmiyorum. Köpekler yeterince yaşayamadı. Bu deneyi insan üzerinde yapmaya hakkım var mı? Dışarıda bir yırtık oluştu. Başkanski 3 kalp krizi geçirmişti. Çok ağır hastaydı. Yumruk büyüklüğündeki bir kas, gezegendeki herkes için hayati önem taşıyor. İnsan kalbi ortalama bir ömür boyunca 2,5 milyar kez atıyor. Atmaması ölüm demek. Birinci adım hasta kalbi çıkarmak ve Vashkanski'yi yaşam destek ünitesine bağlamak. Kalbin vazifesini o yapacak. Pompayı aç. Hayatımda hiç böyle bir göğüs görmemiştim. Kalbi olmayan bir insan. Makineye bağlı yaşıyor. İnsan kalbi çok kutsal bir şeydir. Şairlerimizin organı, bedenlerimizin metronomu. Bir kalbin çıkartılması, değiştirilmesi ve hastanın yine de yaşıyor olması hayal bile edilemezdi. Ameliyat 3,5 saattir devam ediyor. Hastanın kanı vücudunda mekanik olarak dolaşıyor. Barnard hasta ölmeden donörün kalbini takmak zorunda. Buraya baskı yap. Barnard yeni kalbi çalıştırıyor. Uzaklaşın. Evet, başla. Şoku ver. Kalp atıyor. Ama gücünü hala makineden alıyor. Kendi kendine atması lazım. Yoksa Vashkanski ölecek. Dünyada ilk kez kalp nakli yapıldı. Bu ameliyat modern tıpta çığır açabilir. Kritik bir evre. 3 kalp krizinin ardından Louis Vashkanski'nin yeni bir kalbi var. Ama hala yaşam destek ünitesinden güç alıyor. Kendi kendine atması lazım. Ancak Christian Barnard makineyi kapattığında yeni kalp çalışmıyor. Tansiyon düşüyor. Kalp durmak üzere.
Başkanski'nin kendi kalbi çıkarıldı. Hayatı pamuk ipliğine bağlı. Tıbbın geleceği de öyle. Christian Barnard sadece meslek hayatını tehlikeye atmadı. Bir organın başarıyla nakledilebileceği hayallerini de tehlikeye attı. Bunun şakası yoktu. Barnard, Vashkanski'nin hayatını kurtarmak için onu yine makineye bağlıyor ve tekrar deniyor. Yeni kalp atıyor ve atmaya devam ediyor. Üstelik makinesiz. Bu tarihin en karmaşık ameliyatıydı. Başarılı oldu. Yapay kalpler, diğer organ nakilleri, dokuları yeniden yaratma fikri... Bunların hepsi cesur adamın akla hayale gelmez bir iş başarması ve her şeyin mümkün olduğunu göstermesi sayesinde var oldu. Barnard'ın işlemi 75 bin kişinin hayatını kurtardı. Sadece Birleşik Devletler'de cerrahlar yılda 2500'den fazla kalp nakli yapıyor. Organlarımız değiştirilebiliyor, yenileri yapılıyor. Yeni vücut parçaları, yeni teknoloji ve yeni insanlık. Ancak bilim ve teknoloji bir yandan bedenlerimizin sınırını aşıp geçerken, bir yandan da dünyanın dört bir yanında bireysel haklar ve adalet mücadelesinin kazanacağı zaferler için de büyük önem taşıyor. Selma, Alabama, 1965. 600 Afro-Amerikalı değişim istiyor. Özgürlük için küresel ölçekte verilen mücadeleye ilham kaynağı oluyorlar. Amelia Boynton, 53 yaşında. Lise yıllarından beri sivil haklar savunucusu. Gözü pek mi? Kesinlikle. Değiştirmeye kararlı mı? Kesinlikle. Kahraman mı? Kesinlikle. Seçme hakkı için yürüyor. Yolunu kapatan asırlardır süren ayrımcılık. Irkçılık güneyde egemen. Güney eyaletlerinde siyahların sadece %25'i resmi seçmen statüsünde. İyi misin? Gönüllü Boynton kayıt yaptırmalarını teşvik ediyor. Sıradaki. İyi günler. Bu sen misin? Evet efendim. Burada bir belge eksik. Yazmayı biliyor musun? Okuma yazmam yok efendim. Olmaz o zaman. Ama efendim... Sıranın arkasına geç. Sıradaki... Butamadın mı? Beyaz yetkililer yollarını kapatıyor. Kırmızı şeritlerle ve polis baskısıyla. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Sıraya dön. Soru sorma, sıraya dön. Daha ne kadar sıraya bekleyeceğiz? Dön. Soru sorma dedim, sıraya dön. Sıraya dön, sırana dön. Daha ne kadar bekleyeceğiz soru dedim sorma, sana. Soru sorma, tamam. Tek seçenek, protesto. Herkes şunu biliyordu. Alice de biliyordu. Güney'de protesto demek, hayatını ve bedenini riske atmak demekti. Tehlikeli olduğunu biliyorlardı ama eşitlik mücadelesi vermeye çok kararlıydılar. Özgürlük cini bir kez şişeden çıktıktan sonra geri sokmak çok zordur. Maalesef demokrasi ve baskı arasındaki savaş, insanlık var olduğundan beri verilmektedir. Var olduğumuz sürece de verilecektir. Gittikleri yer, eyalet başkenti Montgomery. Jim Clark ise onları durdurmaya kararlı.
İkinci Dünya Savaşı gazisi, Selma Şerifi. 21 yaşını doldurmuş bütün beyaz erkekleri yardımcısı yaptı ve birlikte 200 eyalet polisine katıldılar. Ancak bu karşılaşma gözden uzak kalmayacak. Mahalli gazeteci Lawrence Pierce iş başında. Habere aç, heyecanlı, çivi gibi. Meslek hayatının en büyük haberini yakalamış bir gazeteci. Yeni teknolojiler kitle iletişiminin gücünü de farklılaştırdı. Bilgi artık hiç olmadığı kadar uzağa, hiç görülmemiş bir hızla yol alıyor. Protestoculara 3 dakika zaman veriliyor, dağılmaları ve evlerine gitmeleri için. Ancak protestocular geri çekilmiyor. 90 saniye sonra polis saldırıyor. 40 kutu göz yaşartıcı gaz, 8 kutu biber gazı. Hepsi eylemci Amelia Boynton'a karşı. Sahip oldukları cesareti ve yaşadıkları korkuyu hayal etmenizi istiyorum. Coplar, tekmeler, yumruklar, gazlar onları yere indirene kadar üstlerinde patlıyor. Bütün bunlara karşı koymak zorundalar. Boynton ölüme terk ediliyor. 2 gün boyunca bilincini kaybetmiş halde kalıyor. Dünya seyrediyor. Selma, Alabama. Polis şiddete başvurmayan protestoculara saldırıyor. Sivil haklar savunucusu Amelia Boynton yaralanan 50 kişiden biri. Modern çağın protesto hareketlerinin anahtarı artık televizyon. Gazeteci Lawrence Pierce filmi New York'a yolluyor. 15 dakikalık görüntü ABC'nin pazar sinemasının arasına giriveriyor. Televizyonda son dakika haberleri doğuyor. 1965'te 10 Amerikalı aileden 9'unun televizyonu var. Yetişkin nüfusun %75'inden fazlası her akşam televizyonda haber seyrediyor. 3 kanal Selma'daki şiddeti veriyor. 45 milyon kişi seyrediyor. Televizyon dehşeti ve gaddarlığı yerleştirdi. Öylesine yerleştirdi ki artık oturma odanıza kadar giriyor. Böyle bir şey Birleşik Devletler'in tarihinde daha önce hiç görülmemişti. Halk kafasını çeviremedi. İnsanlar hayretler içinde kaldı. Ne kadar bulanık olsa da, ne kadar siyah beyaz olsa da, görüntüler açıkça gösteriyordu işte. Birileri canları çıkana kadar dövülmüştü. Sivil hakları savunmak için illa da hareketin içinde olmak gerekmiyordu. Bu görüntülere başını çevirmek mümkün değildi. Başkan Lyndon Johnson 15 gün içinde seçmen hakları yasasını meclise sundu. Seçmen ayrımcılığı yasaklandı. Bu çok önemli bir yasa. Amerika'da sivil haklar mücadelesinin dönüm noktası. Kitlelere ulaşan medya, baskının gözden kaçmayacağı anlamına geliyor. Anında iletişimin yaşandığı bir dünyada herkesin sesi duyuluyor. İletişim, dünyada uygarlık ve insan haklarına dair kavrayışın ve anlayışın gelişmesini sağladı. Sınıfları eşitledi, kültürleri eşitledi. İletişim ne kadar sağlamsa, ilişkilerin hakim olduğu dünyada bağlar da o kadar sağlam olur.
Biz tarihin ürünüyüz. 100 bin yıl önce olağanüstü bir tür olarak ortaya çıktık. İnsanlığı tarif eden bir şey varsa o da beceridir. Beceri derken doğanın seni yapmaya programlamadığı her şeyi öğrenme becerisini kastediyorum. Hayatta kalmaya duyulan açlık icat etme gücünü sağladı. İcat edenler hayatta kalır. İcat edenler başarı kazanır. Bilgiye duyduğumuz açlık keşifleri getirdi. Biz böyle varlıklarız. Asla olduğumuz yerle yetinmeyiz. Gözümüz hep dışarıdadır. Acaba orada deniz var mı? Acaba dağ var mı? Uzakta bir kıta var mı deriz hep. İlişkiler kuruyoruz. Ancak ilişki çatışma da getiriyor. İnsanlarla ilgili en çarpıcı şeylerden biri de hiç savaşa girmemiş tek bir insan toplumu bile olmamasıdır. Kim bilir belki de evrimimiz için gerekli bir şeydir. En amansız düşmanlarımızdan biri hastalık. Yaşam süremiz içinde hıyarcıklı veba ölçeğine benzer ölçekte bir salgın yaşayacağımıza eminim. Ama şu anda bir üstünlüğümüz var. Artık bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Nasıl durduracağımızı da biliyoruz. Geçmişte en çok korktuğumuz şeyleri yenmek için artık elimizde bilim var. En karanlık günlerimizde aydınlığı da bulduk. Bütün öğrendiklerimizle birlikte yüzümüzü geleceğe döndük. Tarih bir yol haritasıdır. O olmadan geleceğe varmanın bir yolu yoktur. Mümkün değildir. Şimdi kendi içimize doğru yepyeni bir yolculuktayız. Bizim için araştırılacak en önemli yer beynimiz. İnsanların zengin, sağlıklı ve uzun ömürlü olması için bir sonraki evreye geçmek gerekiyor. Kendimizi keşfetmemizi sağlayan o içgüdü, evrenin keşfini de mümkün kılacak. Güneşin gücünü çözeceğiz. Uzaya uzanacağız. İnsanoğlunun araştırmaya, keşfetmeye ve yeni yerler görmeye ihtiyacı var. Galiba bu ilki sonunda bizi öteki gezegenlere de taşıyacak. Bir sonraki adım, yeni bir ev. İnsanoğlu büyük bir ihtimalle şu anda yaşamakta olanların ömürleri tükenmeden Mars'a gidecek. İnsanlığın hikayesi yeni başlıyor.